Edirne'de bulunan esnafımız Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'na gelerek şikayetlerini iletiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, televizyonumuza yaptığı açıklamada esnaf ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin çözümü konusunda yetkililere çağrıda bulundu. Tercan, esnafı borcundan dolayı icraya vermek yerine yapılandırmaya gidilmesi gerektiğini kaydetti. Ödemelerde sıkıntıların olduğunu, fakat devletin kurumu bu ödemeleri yapmadığından dolayı icraya verdiklerini söylüyorlar ve icra tebligat yazıları gittiğini bana ifade ediyorlar. Ben de buradan diyorum ki bu esnafımızı bu kadar sıkıntıya sokacağınıza bu esnafımızın borcunu yapılandırın ve bu esnafımız yine çalışsın, çabalasın ve hem kendi çoluğunun çocuğun nafakasını kazansın hem de devlete olan borcunu bu çalışarak ödesin. İcra vermek hiçbir zaman için sorunları gidermez. Daha da çok sorun meydana gelir. Esnafımızı sıkıntıya sokmayalım. Esnafımız Edirne'mizin ekonomi gücüdür. Esnafımıza bakmamız lazım. Esnafımızın derdiyle, sıkıntısıyla ilgilenmemiz lazım. Bu nedenle ben kurum ve kuruluştaki yetkililere sesleniyorum. Esnafımızı icra vermeyin. Esnafımızı çağırın, esnafımızla görüşün, esnafımızın borcunu yapılandırın, çalışarak borcunu ödesin diyor. Trafik cezaları konusunda da çok sayıda şikayet aldıklarını belirten MHP İl Başkanı Tercan, cezalar konusunda hassasiyet gösterilmesini istediklerini söyledi. Trafik cezalarıyla ilgili vatandaşlar Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı'na gelerek şikayette bulunuyor. Arabası yolda giderken biraz fazla sürat yaptığından dolayı 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira ceza kesiliyor. Yazık, günahtır. Zaten koronavirüsten dolayı esnafımız, vatandaşımız sıkıntıda. Ekonomi zaten belli. Bu insanları böyle ceza keserek cezalandırmak hoş değil. Biraz toleranslı davranmak lazım. Bu insanların elinde var mı yok mu düşünmek lazım. Devletimiz hiçbir zaman için esnafını, vatandaşını sıkıntıya sokmaz. Ama kurum ve kuruluşlardaki ilgililer maalesef bu konuda hassasiyet göstermiyorlar. Vatandaşımızın bu konuda ciddi manada sıkıntıları var. Ben buradan bir kez daha yetkilileri uyarıyorum. MHP İl Başkanı Zakir Tercan, ilçelerden günübirlik gelen vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında işlerinin bir günde halledilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşın kurumda bir işi var. İşini orada görevliler, görevini tam manasıyla yapmıyor. Neden yapmıyor? Bugün git, yarın gel. Adam ilçeden gelmiş. İlçeden gelmiş arkadaş, yönetmenliğe uygunsa, yasaya uygunsa, bu vatandaşımızı bu kadar sıkıntıya sokmaya ne gerek var? İşini yap ve çeksin gitsin. Ama ne yazık ki burada vatandaşlarımızın bize şikayetlerini ilettiklerinde gerçekten ben de çok üzülüyorum. Ve bu vatandaşlarımızın bu tip sıkıntılarını gidermek için de ilgili kurum müdürlerini arayarak vatandaşlarımıza daha hassas göstermelerini istiyorum. Onların işlerinin yapılmasını istiyoruz. Zaten vatandaşın isteği kanunsuz bir istek değil. Kurum ve kuruluştaki müdürlerimize buradan sesleniyorum. Ne olur vatandaş amca bugün git yarın gel değilmesin. Yapılacak bir işler varsa yapılmasını ben arzu ediyorum.